Evet, sevgili izleyiciler, reklam arasında telefonuma gelen mesajlardan sevgili Erhan Altun hocama, sevgili Fikret Yalçın'a, Köksal kardeşime, Sarısu'ya teşekkür ediyorum. Bana verdikleri geçmiş olsun dileklerinden. Bu arada aklımda kendisi yine söyleyeyim. Sayın Mustafa Durmaz hocam ve eşine de buradan saygılarımı iletiyorum. Onlar da özellikle telefon açarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Hocam şimdi mesajları okuyacağım. Sona doğru saklayayım biraz. Çünkü oldukça mesaj geldi. Onları biz hani yazın diye söylüyoruz ya. Onları da yazıyorlar diyenler olmuştu ya. Şimdi burada açık bir şekilde söylüyorlar sağ olsunlar. Neyse maçın kritiğine gelelim hocam. Bu maçta mesela bir Gaziantep spor maçını birlikte seyrettik. Orada oynanan futbolla buradaki oynanan futbol arasında çok büyük farklar vardı. Ama şunu söylüyoruz ki, artık bundan sonra futbol mutbol değil. Sonuç. Tabelaya bakacağız ki o bu arada da skorbotta çalışmıyordu. Ondan dolayı da herhalde bir ceza Samsunspor kulübüne gelir. Bizden kaynaklanan bir şey değildi. Bunu da belirtelim. Samsunspor kulübüyle ilgili değil. Firma skorbotu tamir etmeye gelenler dahi yapamamışlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet hocam, maçın değerlendirmesini alayım. Şimdi bu saatten sonra tabii her geçen hafta, her geçen gün, her geçen dakika, her geçen saat bu futbol takımının üzerinde bir baskı, hedefe yürüyen bir takımda baskı artacaktır. Hiç kuşku yok. Öncelikle bunu belirtelim. İki, artık bundan sonra kolay maç olmayacaktır. Şimdi oynayacağımız takımlara bir bakın. Perşembe günü Osmanlı ile oynuyoruz, hedefe oynuyor. Adana Demir deplasmanına gidiyoruz. Hedefe oynuyor. Buca gelecek düşmeye oynuyor. Altınordu deplasmanına gideceğiz. Altınordu'nun durumunu biliyoruz. Oynadığı oyun ortada. Denizli'ye gelecek. Denizli'yi konuk edeceğiz. Durumu ortada. Düşmeye oynuyor. Ligde kalma savaşı veriyor. Şimdi o yüzden yok şöyle kötü oynadık, böyle iyi yok, oynadık, canım. Şu oynadık, bu oynadık gibi yorumların herkesin yorumuna saygı duyuyoruz. Ama bir defa Gaziantep, hani hep benim klasik bir lafım var ya, her maçın hikayesi farklıdır diye. Şimdi gelin kaseti geri sarın. Samsunspor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maçına bir bakın. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta ki Samsun maçına çıkarken ki psikolojisi neydi? İlk altın içerisine girebilir. Yani ben Samsun'u yenersem acaba bir adım bir tık yukarı atarsam kendimi playoff potasına biraz daha yaklaştırabilir miyim diye. Evet. Doğru mu? Doğru. O yüzden Gaziantep Belediye takımı bizim üzerimize geldi, açık oynadı. Bir anlamda kazanmak için sahaya çıkmıştı. Biz oyun planımızı ona göre kurduk. Değil mi? Doğru. Yani teknik heyet Erhan Hoca maç öncesinde kafasında maçı oynarken ne düşünmüştür? Bu adamlar benim üzerime gelecek. Şöyle oynayacaklar, böyle oynayacaklar. Etkili silahları bunlardır. Şu şekilde gelecekler. Şimdi gelelim Samsun maçına. Manisa maçına. Manisa maçındaki senaryo ne? Manisa maçındaki senaryo Samsunspor'un 3 puanı silinmiş. Kendi evimizde günler öncesinden hazırlık başlamış. Tribünlerin dolu olacağı belli. Koreografi yapılacağı belli. Bizim mutlaka ve mutlaka kazanmamız gereken 3 puan var. Dolayısıyla bu oyuncu grubunun üzerinde hiç kuşku yok ki bir baskı oluşturacak. Ha şunu söyleyebiliriz. Kardeşim bunlar profesyonel futbolcular. Bunlar baskı altında kalmayacaklar. Şu bu gibi işin kolay yorumunu yapmak mümkün. Ama sahada oynamak, sahada olmak çok farklı bir şey. Evet. Şimdi böyle bir psikolojide tabii Manisa'nın da durumu önemli. Manisa'nın da can çekiştiği ortada. Buradan alabileceği bir puan veya 3 puan onlar için ganimet. Bu amaçla dirençli bir takıma karşı oynadığımızı kabul edelim. Samsunspor takımının eksikleri bu maçta biraz hissedildi. Musa, neydi bu eksiklikler? Ahmet Burak Solaker, Ofeydu, Ivanov. En büyük eksiklik bence Ahmet Burak Solaker'in eksikliğinde hissedildi. Kesinlikle. Neden? Çünkü Ahmet Burak Solaker sakatlanıp oynayamayınca biz zorunlu olarak ne yaptık? Murat Akgüz'ü sol bek oynattık. Evet. Murat Akgüz'ün alışık olduğu ve o ileri çıkışlarıyla hatta gol pasları verdiği pozisyon neresi? Sağ kanat. Şimdi sağ kanatta kimi oynattınız? Ercan. Ercan Yazıcı. Ercan Yazıcı'nın
Bu özelliği, sprinter yok. Özelliği çok fazla var mı? Yok. Hücuma katkı yapma anlamında bir özelliği var mı? Yok. Yok. Stoper Ercan güzel Yazıcı değil. Stoper bir oyuncu. Evet. Ama görev adamı, hocası ona sağ bekte görev verdi. Ve görev verdiği, görev aldığı bütün maçlarda da oynadığı bölgede elinden geleni yaptı. Tekmeye kafa sokan bir çocuk. Eleştirebilir yani, misin? Bir futbolcu kardeşim bana şunu söyledi. O maçı izlerken bir futbolcu kardeşim bana. Abi oynayarak dedi tecrübe kazanılır. Oynamadan dedi tecrübe kazanılmaz. Ercan bu hataları yapacak. Yapacak. Yani bunun için... Ki çok bariz hatalar da yapmadı. Yani ha şu söylenebilir pozisyon miydi? Şunu konuş, şunu konuşabilir söyleyebiliriz. Miydik? Hayır şunu konuşabilir miydik? Şunu konuşabilir miydik? Sol bekte Mustafa Sevgi oynasa idi. Murat'ı sağ kanatta olabilir, tekrar tamam. değerlendirebilseydik. Şeyin boşalttığı yere Mustafa Sevgi'nin orta sahada Doğan. Boşalttığı yerde Doğan'la 11'de başlayabilir miydik Beyaz falan. Zaferlen. Şimdi bunları Erhan Hoca'nın kafasından geçirmeme ihtimali var mı? Mümkün değil. Bin defa düşünmüştür. Tabii canım. Orada Mücahit'i mi oynatsam demiştir ki 18 var. Aldı. Acaba demiştir orada Sezer Özmen'i mi oynatsam demiştir. Sezer'in çünkü Rize'de sol bek oynamışlığı da var. Fatih Tuna mı yapayım demiştir. Tuna Ercan mı yapayım de. Bütün bunları bunları planlamıştır. Şimdi Doğan'la başlasa niye başlamaz? Yani. Doğan'ın daha önceki maçlarda seyirciyle olan özel durumu var. Şimdi o çocuk yapacağı tedirgin çıkacak sahaya. En küçük bir hata. Yani teknik adam ki Erhan tabii. Altın gibi bir teknik adam. Futbolcularının yüreğine dokunan bir teknik adam. Futbolcularıyla 24 saatini geçiren bir teknik adamdan bahsediyoruz. Evet. Bütün bunları ölçmüştür, biçmiştir ve böyle bir 11 ile başarılı olabileceğini, futbolcuların da burada tabii hazır olma durumu önemli. Şimdi geriden konuşmak, yorum yapmak bizler için o kadar kolay ki. Tabii hocam. Ya biz oturduğumuz sonra... yerden oturuyoruz. Böyle çayımız geliyor, suyumuz geliyor. Erhan Hoca şunu yapabiliriz. Kardeşim Erhan Hoca yanlış 11 ile sahaya çıktı. Sol kanatta Murat mı oynadı? Bunlar basit, işin basit tarafı olur. Bunlar işin mantıklı yorumları olmaz. O yüzden bir defa bu bizim hücum gücümüzü mutlaka ve mutlaka etkiledi. Hocam, i̇kinci unsur, bir şey ikinci hocam. Unsur dikkatimi çeken. Benim bak burada Doğan, Alperen ve Ercan gibi altyapıdan gelen 3 tane topçumuz ve bunun ne oldu? Doğan'ı da koydu oraya, Alperen'i de koydu, Ercan'ı da. Üçü de oynadı. Tabii. Üçü de oynadı. Yani bu ya Erhan Hoca'nın zaten baştan beri kolay bir şey geldiği yani. Andan itibaren bu çocuklara bakışını hepimiz biliyoruz. Yani daha sezonun ilk haftasında bu çocuklar sonuna kadar benimle olacak, benim takımımda olacak diyor zaten. Demiş ya. Biri zaten. O yüzden yani gençlere bakışıyla ilgili konuda asla sıkıntı ve katla yok. Bir sıkıntı yok. Evet. Fırsat bulduğunda o gençler de onu isteyecek ama. Yani o gençler de ben bunu istiyorum bu formayı diyecek ama. Evet. Yani Erhan Hoca'nın temel felsefesi nedir? Forma orada asılı kardeşim. Geleceksin, giyeceksin. Ben bu formayı hiç kimseye kolay kolay vermem. Doğru. Çalışıp alacaksın demiştir. Futbolcuları da onu bildikleri için giren, çıkan, yedek bekleyen herkes hazır bir görüntü içerisinde elinden geleni yapmaya çalışıyor. Manisa Spor'un bu maçtaki en önemli bizim oyun planımızı iyi çözmüş olmalarının en önemli şeyi şu... Embilla'yı bir defa ilk kilitlediler. Evet. Şimdi Embilla bizim oyun planımızda son derece önemli bir oyuncu. Embilla gelen topa uzun topu alır mı? Alır. Alır. Adam eksiltir mi? Eksiltir. Eksiltir. Duran top kazandırır mı? Kazandırır. Ceza sahasında topla buluştuğunda öldürücü vuruşu yapar, golü yapar mı? Yapar. Dar alanda adam geçer mi? Geçer. Ver kaç yapar mı? Yapar. Yani Embilla bizim oyun planımızda son derece önemli. Manisa takımı bizi tabii Samsun'la oynuyorsun kardeşim. Hadi ben gideyim Samsun'a kendi oyun planımı kabul ettireyim. Şu bu yok. Her teknik adam ne yapıyor? Rakibini analiz yapıyor. İyi yönlerini, zayıf tabii. yönlerini analiz ediyor. Manisa da bunu analiz etti. Yani çıkıp da biz tek kale maç oynamıyoruz. Manisa da bunu iyi analiz etmiş ve Embilla'yı bence iyi kilitlediler. Biz Embilla'nın bu kilidini kilitlenmiş durumunu açabilecek B planlarımızı, C planlarımızı devreye koyabildik mi istediğimiz kadar? Yok, koyamadık. Bu defa yani, ne oldu? Üretkenliğimiz azaldı. Orta sahada da çok şey yaptık. Orta sahayı hep kaybettik biz.
Üretkenliğimiz azaldı tabii. Kaybetti. Üretkenliğimizin azalmasının sebebi orta sahadan. Hatta Erhan Hoca maç esnasında dikkatli baktım. Özellikle Embilla'nın ileride yalnız kaldığı, dönen topları bizim orta sahanın iyi takip edemediğini görünce Taha'ya, Hasan Kılıç'a sık sık uyarılarda bulundu. O bölgeyi, üçüncü bölgeyi özellikle iyi kapatın diye. Evet. Dolayısıyla bütün bunları şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman şunu söylemek mümkün. Samsun Spor takımı kendisine lazım olan 3 puanı almasını bilmiştir. Ha, hocam, burada kaleci topu elinden kaçırmasaydı ne olurdu? Kaçırdı canım Allah. Bu futbolun içinde var mı? Futbolun içinde var. İşte orada diyoruz ya, yani ilahi adalet, ilahi bir el oraya müdahale etti. Aynen öyle. Yani bizim geçen hafta yaşadıklarımız bu ortada. Üzerinde defalarca durup tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeyelim. Bu arada hocam İstanbul grubu ve Bursalılara da buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Onlar da oralarda yürüyüşler yaptılar. Sağ olsunlar. Yani yalnız bırakılmadı. Buradan İstanbul'daki ve Bursa'daki taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sana göre pozisyonumuz... maçın kırılma anı neydi? Böyle hafızan hemen bana söyleyebileceğim bir şey var mı? Ben yazdım. Subas için dönerek karşı karşıya vurduğu ve Soner'in üstüne giden Soner'in çıkardığı top. En etkili pozisyonlar 48. dakikada hocam. Dakikayı bilmiyorum ama aklımda kalan tek pozisyon. Aynen öyle. Yani Subasic penaltı noktası üzerinde sırtı kaleye dönük topla buluştu. Döndü, vurdu. Soner çok güzel çıkardı. Soner'in birkaç pozisyonda Soner iyi yer tuttu. Oyunun sürekli içinde kaldı. Şimdi bizim pozisyonlarımız yok mu? Var, o da var. Bizim de var. Mustafa Sevgi karşı karşıya defans çıkarsa, geldi. İkinci Mustafa Sevgi sola Eren'e çıkarsa bambaşka bir şey olacak. Parantezi açıyorum. Bu maçın Samsun Spor için 3 puandan fazla kazanımları olmuştur. Neler? 1. Bu şehir birlik beraberlik olduğunda neler yapabileceğini göstermiş midir? Göstermiş. Bir kenetlenme olmuştur. Yönetim kurulunu tebrik etmek lazım. Özellikle bu yolu açtığı için. 2. Samsun Spor Doğan Erdoğan gibi bir evladını kazanmıştır. Maçtan sonra sen biliyor musun Doğan Erdoğan'ın, sen röportajlar için dışarı çıkmıştın. Doğan Erdoğan tribünden bayrak aldı. O Galatasaray'ın bir şeyi vardı ya. Suunus vardı ya. Evet. O bayrağı ortaya dikmişti ya. Doğan onu oraya dikmek istedi. Çimler müsaade etmedi gerçi. Tribün Doğan'ı, maraton tribünü bağrına bastı. Hocam, ve Doğan ortaya gel, bize üçlü çektir diye tezahürat yaptılar. Doğan Erdoğan orta sahada bu tribünlere üçlü çektirdi. Dolayısıyla Samsun Spor taraftarı, büyük Samsun Spor taraftarı evladını bağrına basmıştır. Hocam, şimdi Doğan oyunda kaldı. Şimdi Doğan'ın oyuna gelirkenki atmosferini gördün mü kale arkasından? Hoca Doğan'ı çağırın dediğinde haber hemen uçtu. O çocuğun o nasıl koşarak geldiğini gördün mü sen? Gördüm, ona farkındayım. O deparı gördün mü? Yani sanki dersin ki ikili mücadeleye koşuyor çocuk. Yani o da dolmuş. Ah bir fırsat bulsam da, ah bir fırsat, ah bir forma. İşte Erhan Altın farkı bu. İşte Erhan Altın'ın doğru zamanda, doğru dakikada, doğru yerde oyunu oyuncuyu kazanmak. Olay bu. Şimdi Doğan Erdoğan'ın o oyuna girişi, oyunda kaldığı süre içerisinde diri bir şekilde defansa kadar gelmesi, top çıkarması, orta sahaya bir dinamizm kazandırmasını da göz ardı etmeyelim. Kesinlikle. Ve gerçekten Doğan Erdoğan'ın kazanılması anlamında da son derece önemli bir maçtı diye düşünüyorum. Ercan Ali Zorlu değişikliği bana göre çok doğru bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Sen katılıyor musun? İtiraf edeyim. Maçı izlerken ya dedim ki Erhan Hoca yapma dedim ya. Yani itiraf ediyorum yani. İtiraf ediyorum ve özür diliyorum Erhan Hoca'dan. Bu kendi kendime konuştuğum için. Dedim ki hocam yapma ya. Ya Ali Zorlu dedim ya. Bu nedir ya? Yani ne Ali Zorlusun? Nereye koyacaksın? Nerede oynatacaksın? Sonra o çocuk oyuna girdi. Isınana kadar belki bir iki top kaçırdı ama ondan sonra yaptı, işte buradan şu sonuç çıkıyor. Az önce söyledim ya, yani oturduğumuz yerden bize ahkam kesmek dünyanın en kolay şeyi. 24 saat bu çocuklarla yaşayan teknik adam biliyor kardeşim kimin ne yapabileceğini biliyor. Evet. Oyunu dedim ya defalarca kafasında
etüt etmiş, oynamış. Ha, şimdi biz bunları söylüyoruz, söyleyeceğiz. Ama Erhan Hoca'yı biz önceki haftalarda da oyun anlamında, oyuncu değişiklikleri anlamında eleştirmedik mi? Tabii ki eleştirdik. Yarın bugün eleştirmeyeceğiz mi? Tabii ki eleştireceğiz. Ama iyi de öldüreceğiz, hakkını da vereceğiz. Mesela kardeşim, Recep Niyaz'ı bana göre son iki haftanın yıldızı değiştirmesinin sebebi bana göre taraftarı alkışlattırmaktı. Ya, o da benim düşüncemi söylüyorum. Bak orada ne yaptı hoca? Recep'i kazandı. Bak ne yaptı biliyor musun? Hoca orada ne yaptı bak. Bir taşla üç kuş. Bir, Recep'i taraftarı alkışlattın. Geçen hafta çok iyi oynamış bir Recep. Evet. Bu hafta iyi mücadele etmiş, iyi performans göstermiş. Duran toptan kalecinin elinden kaçırmasıyla da olsa gol kazandırmış bir Recep. Ve önümüzdeki 4-5 maçta bizim en etkili silahlarımızdan biri olacak bir Recep. O yüzden bir, Recep'i alkışlatmış. Kaçıncı dakika Recep'in oyundan çıkışı? Son 2-3 dakika herhalde. Recep'in veya 5 dakika. 85 yazdım. Evet, son 5 dakika. Yerine koyduğu adam kim? Alperen. Alperen. Alperen'i kazanmış. Alperen'e ve gençlere demiş ki, kardeşim demiş, her an tetikte olacaksınız. 80 olur, 70 olur, 75 olur, 90 olur, 92 olur. Tetikte olacaksın demiş. Nerede oynatmış Alperen'i? Recep'in olduğu yer. Sağ kanatta oynatmış. Dinamik bir çocuk mu? Dinamik bir çocuk. Süratli bir çocuk mu? Süratli bir çocuk. Defansa gelir, top çıkarır mı? Çıkarır. Çıkarır. Hava hakimiyeti son var. Son dakikada bir duran top kazansa çıkıp kafa vurup gol şansı var mı? Yapar. Yapar. Doğan'ı almış, Taha'yı çıkarmış. Bak, bu cesur bir oyuncu değişikliğidir. Yani Taha, Doğan değişikliği cesur bir oyuncu değişikliğidir. Maç 0-0 bitseydi ben aynı şeyleri bugün yine söylerdim. Çok açık söyleyeyim. Doğru. Ben maç 0-0 bitse gene aynı şeyleri söylerdim. Hocam yalnız Taha ile Hasan pek verimli değildi bu. Ben yani daha çok iyi bir performans bekliyordum. Bana göre iyi değildi. Diyorum ya, orta sahayı çok iyi kilitlediler. Orta saha onların hakimiyeti altında geçti. En az 40 dakika, 45 dakika orta sahayı çok iyi organize oldu şey Manisa. 4 yıldır program yapıyoruz beraber. Her programdaki performansımız aynı mı? Değil. Olur. İnsanların şeyleri de olur. Yani Taha'da da olacak bu. İyi de oynadığı hocam, maçlarda kesinlikle olacak. Hasan'da da olacak. Bunlar olacak. Yani şimdi insanlar şöyle böyle Osmanlı'nın kadrosundan işte. Osmanlı'nın abi baktığın zaman kulübe zengin. Düşüncemi söyleyeyim. Kulübe zengin. Manisa maçından kolay geçer. Ben de katılıyorum. Osmanlı maçı yok, ben de öyle. Manisa maçından kolay geçer. Hayır şeyin. 3 ihtimalli bir maçtır. Bak 3 ihtimalli bir maçtır. Biz bu maçı alacağız ama buna inanıyorum ben. 3 ihtimalde sürpriz olmaz ama heyecan açısından, pozisyon bulma açısından, istek, arzu açısından Manisa maçından çok daha zevkli bir maç olur. Hocam benim söylemek istediğim başka şeydi. Yani Osmanlı Spor'un kulübesine baktığın zaman orada oturanların hepsi ilk 11'de oynayabilecek kişiler. Senin kulübene baktığın zaman bu gençlerle beraber devam ediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Burada Samspor taraftarının bu futbolcu kardeşlerimizin hepsine sahip çıkması gerekir. Bakıyoruz yani kadroya bakıyoruz. Olacaklar bunlar abi. Bak Musa yok, Ahmet Burak yok, Ofeydu yok, Ivanov gibi 4 tane topçun yok. Bu takımdan 4'ü de ilk 11 oyuncusu olabilecek 11. Tabii canım. 4'ü de ilk. Herhalde. Yani Ivanov'la çıkıyorsun. Ofeydu'yla Manisa'yı 1-0 yendik, pozisyonumuz azdı, şu bu gibi şeylere kapılmayacağız. Bizim ilk 11, 4 tane oyuncumuz eksik. Direkt oynayan 4 oyuncun yok senin. Aynen öyle. 4 oyuncuyu bırak, 2 oyuncun bile kilit oynayan oyuncun eksik olduğunda nelerle karşılaşıyor takımlar? Hocam biraz okuyalım mı? Mesaj okuyayım mı? Bu Osmanlı maçı ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Evet, onu konuşalım. Yani geçen yıldan bizim oralara gidip de biber gazlı taraftarın sıkılan biber gazlarından neler olduğunu biz hepimiz onu yaşadık orada. Ha ne oldu? Şimdi Osman Özköylü de oradan ayrıldıktan sonra o kulübüyle ilgili şok açıklamaları yaptı. Bizim işimiz değil. Ben şunu söylemek istiyorum Osmanlı maçıyla ilgili. Bir, bu 401 lira var ya bu 401 lira. Bunu akıl eden Sayın Ali İhsan Akay'mış. Evet. Öğrendik Rüştü Bey'den.
bir defa ayakta alkışlıyorum. Aynen hocam. Ayakta alkışlıyorum. 401 rakamı çok değişik. Bunu karar veren yönetim kuruluna ayakta alkışlıyorum. Bu çok anlamlı bir şey. Evet. Neden? Geçen sene hatırlayalım. 13 Mayıs tarihinde, 13 Mayıs 2014 tarihinde playoff yarı final rövanş karşılaşması. Doğru mu? Doğru. Rövanş karşılaşmasına gidiyoruz. Gittik. Ankara Spor Kulübü bilet fiyatlarını 400 lira açıklamış. Tamam kardeşim. Kabul. Alalım bilet. Alalım. Var. Alalım. Ben gittim. Evet. Alalım. 400 lira. O zaman benim basın akreditasyonum da yok. Ben alacağım 400 liraya. Tek başıma da olsam Samsun Spor seyircisine ayrılan yerde oturacağım. Bilet yok. Evet. Nerede biletler? Tükendi. Lan nasıl tükendi? Nerede olduğu belli değil. Sen orada sonra kendi seyircisine, bir bilet gösteriyorsun. Kendi seyircisine, kendi seyircisine kaç liradan satmışlar bunları? 375 liradan. Güzel. Dedim ki Ankara'daki eş dost, akrabayı, taallukat devreye koyalım. Bize bilet bulun. Buldular. Kara borsada 100 lira. Evet. Bilet geldi. Bilete baktık. Bileti bu herhangi bir matbaadan, herhangi bir kırtasiyeden, kırtasiye dedi, o fotokopi merkezinden bir yerden yani, renkli fotokopiden bir kartona çıkarmışlar. Hiçbir resmiyeti yok. Kim bastı, nasıl bastı, nereye oturacak, şu hiçbir resmiyeti yok. Bildiğiniz bir paçavra kağıt parçası. Hocam onu ben saklıyor muydum acaba ya? Dur bakayım. Kara kaplı defterde vardır bak. Aynen. Sen tarihsin ya. Vallahi olur mu olur bakayım. Sonra öğrendik ki bunu Ankara'da ücretsiz dağıtmışlar biliyor musun? Belediyenin taşeron işçilerine. Evet. Ve bunları servislerle şeye getirdiler. Stada getirdiler. Hepsinden önemlisi yönetim kuruluna sesleniyorum buradan. O maçı orada yaşamış ve şahit olmuş biri olarak sesleniyorum. Samsun Spor yöneticilerini, başkanını ve yöneticilerini, Samsun'un milletvekillerini, Samsun'dan giden protokol üyelerini, Samsun valisini, Samsun Gençlik Spor İl Müdürünü, çok affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum. Kahvehaneden getirilen sandalyeye benzer, tabureye benzer bir sandalyede oturttular. Böyle ön tarafa dizmişler. Oranın bir enteresan bir protokol tribünü var. Kendileri nerede oturdular? Ankara Spor'un yöneticileri yukarıda. Bizim protokol diye oturttukları bizim protokolün 3 kat üstünde. Nerede oturdular? Döner deri koltuklarda oturttular. Özel garsonlarıyla servis yaptırdılar. Ben neye şahit oldum biliyor musun? Bu şehrin milletvekilinin seyyar satıcıdan 2 liraya simit aldığına şahit oldum. Evet. Şimdi bunları anlatırken yani herhangi bir galeyana getirmek ya da şunun için anlatmıyorum. Yaşadıklarımızı anlatıyorum. Şimdi gelecekler ve bunu orada ne dediler biliyor musunuz? Samsun'da bize su bile vermedi dediler. Samsun'da su bile vermedi diye itham edenler acaba o gün idmanlarını nerede yapmışlardı? Samspor tesislerinde. Samspor tesislerinde su vermeyen adam sana kulübün tesislerini nasıl açacak? Evet. Böyle bir mantık var mı? Böyle bir şey var mı? Dolayısıyla bizim yönetsel anlamdaki bu yanlışlardan dolayı bu maçın ayrı bir ehemmiyeti var. O yüzden ben bu 401 liralık muhabbeti önemsiyorum. Sembolik de olsa çok önemli bir tespit. Bunu yani nasıl ifade edeyim? Bu konudaki memnuniyetimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Türkçe lügatte yok. Sayın Araboğlu, bu şahane bir şey. Bir şey daha söyledi orada. Orayı bu tüm Türkiye'nin gündemine gelen bir şey. Biliyor musun bu 401 lira? Doğrudur. Bu çok önemli bir şey. Ya basit bir şey değil. Hocam Sayın Araboğlu ne dedi? İsteyen Osmanlı spor taraftarları dedi. Bizim dedi maraton tribününde dedi iç içe seyredebilir dedi. Ha, niye dedi? Bizim şeyle Osmanlı sporla ya da Ankara geçen seneki adıyla Ankara spor taraftarıyla zaten bir problemimiz yok. Gelemez bizim hiçbir takımın şeyiyle problemimiz yok. Hocam hepsi... Bu sadece... konulmuş bir tepkidir ve çok doğru bir tepkidir. Ben bu tepkinin az önce anlattığım sebeplerden dolayı Ankara Spor yöneticilerine de konmasını bekliyorum. Aa, bak, bize misafirperver değilsiniz diyebilirler. Varsın desinler. Men dakka dukka. Bir Arap
atasözü öyle der. Men dakka dukka. Aç. Niye gülüyor çocuklar ya? Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Türkçe konuş da hocam. Etme bulma dünya. Orijinalini söylüyorum canım. Etme bulma dünyası. Tamam mı? Geçen sene yine aynı maçta bak aklıma geldikçe yine adrenalin yükseliyor bende. Samsun Spor kulübüne 15 kişilik protokol bileti verdiler biliyor musun? Evet biliyorum. Yönetim kurulu 16 kişi olsaydı 16. kişi giremeyecekti. Evet. Gençlik Spor Bakanlığı'na her maçta verilen 200 tane protokol tribünü biletini o maça mahsus vermediler. Gençlik Spor Bakanlığı'nda müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı görevi yapan Samsunlular hala orada var, o maça giremediler. Gençlik Spor İl Müdürü. Dolayısıyla Gençlik Spor İl Müdürü zor girdi. Zor girdi. Şimdi niye yaptılar bunu? 15 kişi ayırdılar protokole, 16. kişiyi ayırmadılar. O yüzden ben diyorum ki Samsun Spor Yönetim Kurulu'na, varsın ne derse desinler, ne yaparsa yapsınlar, bize misafirperver değilsiniz desinler. Desinler. Ne derse mesela desinler. Men dakka dukka. Men dakka dukka. Evet. Evet. Yani bunu hocam bu şekilde senden çıktı. Geçen sene de söylemiştim ya. Ya ne diyorum sana? Simit aldı yediler ya. Bu kadar ayıp bir şey olur mu ya? Evet. Kendilerine özel garsonlarıyla servis yaptırdılar. Gözümle gördüm ya. Envai çeşit yiyecek içecekler bütün milletin gözünün önünde. İçeride falan değil ha. Tribünde maçı izledikleri yerde. Evet. O içeride localarda falan değil. Hemen iki kat üstümüzde. Ya bir insan misafirliğe geldiğinde saygı gereği zaten yan yana oturursun. Onlar buraya geldiklerinde playoff'un ilk maçında onların kulüp başkanı, yöneticileri bizim kulüp başkanıyla, sayın valiyle aynı yerde oturdular. Onlar bizim iki kat üstümüzde oturdular. Ve sana söylüyorum önlerine masa bile koymadılar, bir bardak su vermediler. Yani hakikaten şimdi Samsunspor kulübü de bunları yapsın. Yapsın yani. Hayır, Samsunspor bunu şunun için anlatıyorum. Şimdi 400 liralık bilet yansıdı. Ona karşılık 401. Süper. Ama bunlar yansımadı. Belki de yapacağız. 14 Mayıs az önce sen söyledin ya, ben reklam arasında girdim. Bunu bütün çıplaklığıyla anlatmışım orada. 14 Mayıs 2014 tarihli Spor 55 kaydına baksın insanlar. Ha. Bunu yaparken az önce senin söylediğinde çok önemli bir şey var. Bunları biz hissettireceğiz. İnceden hissettireceğiz. Yapacağız. Onlara da men dakka dukka deyip puansız uğurlayacağız. Ankara'nın bağlarını çalacağız. Ankara'nın bağları büklüm büklüm yolları, ne zaman sarhoş oldun kaldıramıyorsun kolları eşliğinde kendilerini sıfır puanla uğurlayacağız. İnşallah hocam. Yani bunun için Samsun Spor taraftarına gene büyük görev düşüyor. Gelin Manisa maçında yakaladığımız o atmosferi, o kenetlenmeyi, o birlikteliği, o beraberliği bozmayalım. Bunu devam ettirelim. Bakın ne diyorum, Manisa maçından sonra şu güne kadar, şu tarihe kadar insanlar acaba maça nasıl, ya Kavak'tan beni arayan oldu ya, Kavak'tan. Dedim ya dün akşam, bugün çarşambada pideci İbrahim, sabahleyin çarşamba belediyesi halk otobüsünün şoförüne paso ligini verdi ya. Sen Samsun'a gidiyorsun dedi. Şuna dedi maç şeyi yap. Yükleriz. Dedim ki sen çarşamba gün 5'te çalışmıyor musun? Perşembe gün 5'te çalışmıyor musun? Dedi ki patronla konuşacağım, izin alacağım. Mutlaka gideceğim dedi. Şimdi bak insanlar neye geldi abi? Evet. İnsanlar belli bir noktaya gelmeye başladı. Bunu bozmamak lazım. Maçın saatini, iklimini, gününü, şuyunu, buyunu hiç dert etmeyeceğiz. Ama bu arada az evvel de şeyim... Ama asla ve kat'a ceza alabileceğimiz stadyumun içinde ve çevresinde ağzımızdan çıkan tezahüratlara son derece dikkat edeceğiz. Tepkimizde kendimizi frenleyeceğiz. Sadece kendimizi frenlemekle kalmayacağız. Yanımızda oturanı, önümüzdeki arkamızdakini birbirimizi kontrol edeceğiz. Hocam ben şimdi... Samsun Spor Kulübü köklü bir kulüp. Samsun Spor takımı köklü bir takım. Tüm Türkiye'ye bu sene şampiyon olarak birden fazla mesaj verecektir. O mesajları da inşallah şampiyonluk programında konuşacağız. İnşallah. Hocam programın sonuna doğru konuşalım. Bu
izin işini halledelim. Kesin. İzin. Yani İsa Karaca Bey ne diyor? Selam olsun. Buradan Spor 55 sayfasına şimdiden yazmaya başlasın. Yaz, tamam. Perşembe günü saat 17'de. Evet. İnsanların maça gelebilmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarında yöneticilik görevinde bulunan saygıdeğer idareciler, sanayi esnafı, personeli, herkes kim varsa el ele kol kola maça kardeşim. Hocam şey ya, bunu yapmak zorundayız. Aklıma şey, TEOG sınavları geldi de okullar da tatil değil mi 2 gün? Çarşamba, perşembe tatil mi? Tatil. Spor 55 41.524'e çıkmış. İsa da hemen oradan mesajı verdi. Bu bir rekor diyor. Rekor, evet. İsa'cığım bu senin sayende oluyor. Evet, Kozuklu Vedat Şen. Selam, öncelikle Ender hocama geri dönüşü için çok teşekkür ederim. Oyun kötü, sonuç güzel. Şans da bizden yanaydı. Maçı kazandık. Bu saatten sonra iyi oyuna bakılmasın. 3 puanı alalım. Mert Yıldırım, Atilla abi selamlar, iyi programlar. Maçta top toplayıcıydım. Maç dışında en sevindiğim şey Ender abimin dönmesiydi. Umut Özen, Ender hocam tribünler seni özlemiş. Anons demek, Ender Gür demek, iyi yayınlar. Aydın Emre Kılıç, Osmanlı maçına yüzlerce hakem varken neden... Ya dururken marka olduk ya şu Samsun'da. Trabzonlu Barış Şimşek atandı. Hayda. Arkadaşlar bu Trabzonlu olayını bakın, orada yanlışlık yapmayalım. Bakın şu kim atanmış? Kim atanmış? Barış Şimşek. İyi hakem. İyi hakem. Çok. Hiç şöyle, birbirimizi gaza getirmeyelim Trabzonlu Ordulu diye. Aynen hocam, başka bir şey söyleyeceğim. Bizim Kalkavan, Mete Kalkavan Samsunlu ama İstanbul'dan. İstanbul bakın, bölgesi hakemi. Bölgesi hakemi diye görünüyor. Yani burada gelmiştir. Kursa Samsun'da katılmıştır. Burada kursunu bitirmiştir. Samsunlu olarak görünebilir. Ama değildir aslında. Bunu lütfen kendinize dert etmeyin. Umut Şimdi Özen. Çok özür dilerim. Önemli olduğu için unuturum sonra. Hı. Bu Davut Uğuz bir mesaj göndermiş bana. Teşekkür ediyorum. Abi diyor Osmanlı'da Umar var. Dolayısıyla Umar meselesinden dolayı taraftarın diyor tepkisi olabilir. Bu tepki diyor sınırı aşabilir. Aman ha dikkatli aman, olalım. Güzel. Yani Umar'a tepkimizi göstereceğiz kardeşim. Kabul. Hı. Kimsenin bir şey dediği yok. Aslında Umar'a tepki gösterene kadar Umar'ı Samsun'dan kaçıranlara tepki göstermek lazım. O ayrı bir tartışma konusu da. Ama tepkimizde lütfen yani ceza alabilecek herhangi bir şekilde kötü, küfürlü bir tezahürat, sahaya en ufak bir yabancı maddenin atılmaması. Biz Mersin maçını niye abi, seyircisiz niye oynadık? Final maçını. Ya tamam, federasyon önce bize haksızlık yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Hepsine eyvallah. Hepsine kabul. Evet. Ama onlara bu imkanı verebilecek olumsuzluğu da sergilemeyeceğiz. Evet. Fırsat vermeyeceğiz kardeşim. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Bakın yaşadığım bir şeyi söylüyorum. Temsilci elinde notla dışarıda geziyor biliyor musunuz? Belki siz maçın içerisindesiniz, tribündesiniz, erken girmişsinizdir. Bakın yazıyor. Dışarıda birisi bağırıyor, küfür ediyor. Dışarıda küfür var. Telefonunu da açıyor, kayıt alıyor. Çünkü ispatsız olmaz. Telefonunu da açıyor, kaydını alıyor. Abi bunları rapor halinde yukarı yolluyor biliyor musunuz? Sonra diyor ki insanlar, ya Sidat'ta küfür olmadı ki. Biz bu cezayı nereden yedik? Bakın bu ayrıntılara lütfen dikkat edin. Ben de hep onları takip ediyorum bunu. Onu Ayvacık diyor. Bak. Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Yiğit. Diyor ki, maçtayız, siz hiç merak etmeyin. Personelle beraber Ayvacık'tan vallahi komple geliyoruz diyor. Çok teşekkür ediyoruz ya. Duyarlılığınız için. İsmail hocam selamlar, saygılar iletiyoruz buradan. Evet, Umut Özen'i okudum. Balık sevdası, hayırlı programlar. Samsun maçları aldığı zaman çok huzurluyum Atilla Bey. Büyük iş adamları acaba ne oluyorlar? O kişilere ben gerçekten Samsunlu diyen zengin iş adamları ne düşünüyorlar? Kendi işlerine Ender hocama selam demiş. Zafer Keskin. Ender abimiz tekrar mikrofonun başında, anonsta görmek çok güzel. Bizi güzel sesinden mahrum etmediği için teşekkür ediyoruz. Özdal Sürekli. Abi iyi akşamlar. Ender hocamızın sesini duymak çok güzel. Özlemişiz bu atmosferi. Nail Arslanoğlu. Selam Samspor, sakat ya da rızalı var mı? Samsporlu olmakla çok ama çok gururluyum. İsmail Aruç. Abi Bursa'dan iyi akşamlar. Sakatlar ne durumda? Sakatların durumu düzeliyor arkadaşlar. Bir tek Canberk yok. Onu söyleyelim. Ahmet Bozbaş, Ofe'de oynuyor mu? Oynama şansı %70'lerde
ama sakatlığı bir daha nüksetmemesi açısından saklayabiliriz. Muhammed Yazar, İstanbul Bağcılar'da... Senin kara kablo defterde vardır. Bizim Osmanlı ile ilk yarıda oynadığımız Ankara'daki maç kaç kaç bitmişti? Hemen hocam, hemen. Kara kablo defter, Muhammed Çavuşoğlu, seni sevgiyle selamlıyorum. Bak şimdi, hocam abi buradan sen bak da ben mesaj okuyayım. Tamam, sen hadi. Ben bakayım. Muhammed Yazar, İstanbul Bağcılar'dan selamlar. Pazar günü inlettik İstanbul'a, hayırlı programlar. Samet Ayar, abi sakatlar ne durumda? İvano, evet yazdık, söyledik. Tural Daldal, Atilla abi hayırlı akşamlar. Öncelikle annemize çok geçmiş olsun. Sizlerin ve Nur hocamız desteğiyle inşallah Samsun Süper Lig'de görürüz. Hayırlı akşamlar dedim. Çok teşekkür ederim. Ya bu ta 10 yıllık defter ya. 10 yıl önceki maçları verdin bana. Sen bunu al. 0-0. Arkadaşlar uyardı beni. Ya burada yazıyor ya hocam. Görmedin mi 0? O eski ya, o. Ya bırak eskiyi. Peki bir şey söyleyeyim size. Söyle. Sevgili Muhammed Çavuşoğlu uyardı beni şimdi mesajla. İlk maçın Osmanlı'da 0-0 biten maçın hakemi kim? Yine Barış Şimşek mi? Yine Barış Şimşek. Yapma ya. Tabii, rövanşta da aynı hakem. İyi, güzel. Ümit Şener, abi programımızı babamla birlikte izliyorum. Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Eğer 3 puanımız silinmeseydi playoff garantiydi. Ender hocama selamlar. Ender hocam 3 puan hayırlı olsun. Taflan'dan Mahmut, Cin, Sefer Akbaş. İyi akşamlar Atilla Bey. Benim sorum, oyuna sonradan girip bir skoru değiştirebilecek bir oyuncumuz var mı? Az evvel onu konuştuk. Gökhan Kemiksiz. Atilla abi, Ender abi tekrardan mikrofon başında görmek çok güzel değil. Stad'da TV'de bile maçı izlerken sesini duymak mutluluk verici. Abi bunlar da televizyondan izleyenler. Özgür Demir, iyi akşamlar. Program saatiniz haftanın ilk 3 günü olması nedeniyle çok geç. Daha erken saatler alırsanız bana göre izleyici sayınız çok daha fazla olacaktır. Saat 10'dan sonra yorgun oluyoruz ve yorum yapacak halde kalmıyor, saygılarımla demiş. Özgür'üm... Haberaks Televizyonu genel yayın yönetmenine bu mesajınızı okumuş olduk. Özgür Demir, Erhan Altın hocamız PTT Ligi'nin en iyi stoperlerinden Fatih Kılıçkaya her zaman ilk 11'de oynatması lazım. Manisa maçında şansımız yanımızdaydı çünkü çok adam kaçırdık. Acaba playoff'u düşünerek mi saklıyor? Selçuk Yıldırım abi, yayını internetten izliyorum. 2 saat geriden geliyor diyor. Celil Ganik, bu maçın saati 18-19'a aldırmalıydık. Ayrıca hakem gözden kaçmadı, yine bir şey dönüyor galiba. Eray Yıldız, Atilla abi, hakemde bir sıkıntı yok. Yok yok. Her şeyle hiç kendimizi güzel. Germeyelim. Her şey sizlerle güzel. İnanın biz Manisa'yı sahada mağlup ettik ama esas TFF yönünü yendik. Masada almak kolay. Sahada alsınlar bakalım 3 puanı. Sefa Aslan çok çok önemli bir şey söyleyeyim. Söyle. Sefa Aslankaya çok güzel bir ironi yapmış. Diyor ki perşembe günü diyor yağmur yağabilir. Osmanlı bunu bahane eder mi? Osmanlı daha yağmuru falan bahane edemez. Çünkü Osman Özköylü yok. Evet. Biliyorsunuz yağmur takıntısı Osman Özköylü'deydi. Onu Urfa maçında takıntı yapalım. Ama eğer öyle bir yağmur falan yerse Urfa'dan beri selam yollarız o kendisine. Nuri Altop, Atilla abi Allah acil şifalar versin annenize. Dualar mı sizinle? Atilla abi, Ender hocam, gene de zorlandık. Manisa'yı hafife mi aldık? Yoksa iyi ki varsınız. Yoksa pazartesi akşamları çekilmezdi. Yüksel Ömüral, Atilla Bey, sanki bu takıma bir el yağda bir eli balda geldi buraya. En kötü dönemde de bu hoca bu futbol topluluğu vardı. Hem TFF uğraş puan silsin, hem de hakem Musa hakem masa oyunları, ayak oyunları, lobiler, cezalar, kaslar, bunlarla uğraşmaktan sahada oyununu oynayamadık. Demiş, iyi yayınlar, zor bir maçı da 3 puanla kapattık. Ahmet Ceyhun, iyi ki varsınız Ender hocam, iyi ki varsın Atilla abi, iyi ki varsın Samspor. Mustafa Cansız, İyi yayınlar, takımda bazı oyuncular çok ağır kalıyor. Ofeydo, Ivano, Canberk ne zaman oynayacak? Zor maçlarımız başlıyor. Ender abiye de selam. Maratondaydım. Bu ses Ender abi dedim. Mükemmel. Bu kadar olur. O anonsu maratonu ateşledi. O anons maratonu ateşledi. Vezirköprü'de 5 arkadaş Osmanlı maçına geleceğiz. Samsun sevdalısı Cabbar selam demiş. Atilla abi nasılsın? Ender abime selamlar. Muhteşem giriş yaptınız. Herkes anlasın Samsunspor'umuzun farkını. Herkes anlamıştır. Biz hepimiz bir bütünüz. Kimse bizi bölemeyecektir. Tüpçüye kapak olsun demiş. Alise'miz geçmiş olsun abi. Allah şifalar versin. Allah razı olsun. Sağ olun kardeşim. Serkan Yılmaz, Atilla abi Osmanlıspor taraftarı getiriyor mu? Serkan Yılmaz devam ediyor. İyi kötü yönlerimizi önlem alıyorlar. Buna göre futbol hata oyunu. Hata yapan skoru verir.
Türker Canikli. Ender abi selam eder. Ender abi sesine kurban olayım. Allah yaratmış. Yürü Samspor yolun açık olsun. Kimse durduramaz bizi. Erhan hocama selamlar demiş. Dik bıyıktan Alise'miz. Manisa güzel oynadı ama Samspor kazandı. Biz daha nereye kadar mucize maç alacağız? Bir şey kalmadı Alise'miz. Az da şurada 5-6 maçımız kaldı. Cemal Seçkin. Sevgili Atilla Bey, Ender Bey'in tekrar göreve gelmesinden dolayı çok sevinçliyiz. Maça gelirken onun sesini duyunca o stada o kadar hızlı geldim ki inan hatırlamıyorum. Canlı yayında Ender Bey'i sarılıp öper misin? Ender, bana farz oldu. Şu ikiliyi al da öpeyim arkadaş. Ya sonra. Sonra mı? Tamam. Abi bak unutursam ayıp olur. Emre Kök. TFF o puanı silmeseydi ikinci ile aramızda 5 puan kalacaktı ama olsun, bundan sonra hiçbir maçı kaybetmeyeceğiz. Ender abi, bu arada ağzına sağlık Ender Bey, formundan hiçbir şey kaybetmemişsin demiş. Ben sayfayı yeniliyorum hocam. Emrah Deniz. Devam et. Biz diyor mutlaka Süper Lig'e çıkacağız. Emrah'a da buradan selamlarımızı iletelim. Davut Yalın'a selamlarımızı iletelim. Yunus Emre ilginç bir soru sormuş. İyi yayınlar diyor. Erhan Hoca 8 maçımız kaldı evet. Dedi. Bu ne demektir? Söyleyeyim, playoff. 5 maç var. 2 maç playoff oynayacağız içeride dışarıda. 7. Bir de final maçını alacağız. 8 maç. Ha, Yunus Emre şunu Yunus soruyor. Yunus Emre soyadı topçu mu hocam? Soyadını yazmamış da. Niye ilk 2'yi hedeflemiyoruz diyor. Tabii yani ağzın bal yesin Yunus Emre ama bu 3 puan silinmeseydi çok daha rahat ilk iki konuşabilirdik. İsa Karaca Bey, belki Ender Hocam bu kadar sevildiğini tahmin bile etmiyordur. Aylardır bu büyük taraftar Ender Gür anonsa geri dönsün diye sosyal medyayı yıktı adeta. Hangi yöneticimiz tekrar seni anonsa getirdiyse helal olsun Ender Hocam. Şimdi birlik olma zamanı. Kulübün ismini Osmanlı yapma ile Osmanlı olmuyor. Onun gerçek adı Gökçek Spor. Ender Hocam, Gökçekler 2 sene boyunca bize neler yaptılar neler. O yüzden Süper Lig'e çıkamıyorlar. Bu sene de çıkamayacaklar. Ayhan Semiz, Atilla abi, Allah annene şifalar versin. Allah razı olsun, sağ olun. Cümle hastalarımıza, cümle yatan hastalarımıza şifalar versin arkadaşlar. Dua paylaşılınca güzel. Seyit Ahmet Aslankaya, selamlar Aylin yanına, maçı kazanıp 3 puan almamıza ne kadar sevindiysek Ender hocamızın da gelmesine o kadar sevindik. Hoş geldin büyük üstad. Samet Özdemir, başta iyi oynamadık, hatta maçın Manisa'da kazanabilirdi. Bir net olmak üzere 2 Manisa penaltı vardı. Bana göre bunda da büyük tarafların etkisi oldu. Hakem üstüne aynı etki. Murat Şahin abi, ilk önce geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Ellerinden öperim. Annenizin abi, aynı seyirci Osmanlı maçında da görmek istiyoruz. Bu maça boğazlarımız yırtılınca kadar bağırdık. Hala da sesim çıkmıyor ama sesim hep gidene kadar devam. Rıza Kuşçu, otobüsümüzün plakası 55SS 1965 olmalı. Güzel bir öneri. Habib Ürsever, Ender Hoca oley. Habib Ürsever, Bünyamin Gezer, oyum sana. Mükremin Yıldırım, gerek playoff finalinde gerek 3 puan silinmesi yanımızda olmayan bakan ve diğer siyasetler boşuna demiyoruz. Sahipsiz şehrin sahipsiz takımı. Caner Çalışkan, iyi yayınlar birbirinden değerli abilerim. Biz Bursa'dan TFF'yi istifa açarak görevimizi yaptık. Maça gelirse Ordu maçıyla neredeyse aynıydı. Selamlar, saygılar. Ayhan Semiz, Ender Hocam'la Samsun Coşur, tebrik ediyorum. Sefa Aslankaya bir bayrak yaptırmış. Atilla abi, bayrak kampanyasını bir bayrakla Kavaklı Şirinler'den imkan olsa da bu resmi evimize gösterseniz demiş. Benim burayı takip edenler görüyordur. Ben de yaptırdım. Zannedersem Allah nasip ederse çarşamba günü de Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne Spor 55 adı altında asıyorum. Bunu da sizlerle paylaşalım. Ceyhun Karamangil. Ha, demiş ki Atilla, Muhammed Çavuşoğlu'nun programı bitti mi? Yok, o salı günleri sevgili Ceyhun'um. O da salı günü saat 10'da. Bu haber aksında 2 tane spor programımız var. Mert Yıldırım. Okudum. Zafer Keskin, Ender abimiz tekrar mikrofon başında anonsu çok güzel. Bizi güzel sesinden mahrum etmediği için teşekkürler. Fatih Aydın, Ak Ümit Yener, Ali Ak, Bekir Arı, Çetin Güzel, Özdal Sürekli, Nail Arslanoğlu, Mustafa Akkuş. Mustafa Kuş demiş ki, bak hocam sen pideden falan bahsettin ya. Hı. Atilla kardeşim, seni çarşambaya pide yemeye çok davet ettim. Artık daha davet etmiyorum ama Ender kardeşimi davet ediyorum, Mustafa Kuş.
Tamam. Mustafa'cığım. Ben her hafta çarşambadayım zaten. Bir günde Mustafa'ya uğrarım. Evet, telefonunu da vermiş. Mustafa'cığım geliriz. Sağ ol kardeşim. Merve Yurt 3 puanımız silinmez, 3 puan alınır demiş. Son 4 dakikaya giriyormuşuz. Arkadaşlarım uyardılar. Özer Derya, öncelikle Ender Hocam anonsa gelmenin müthişti. Uçurdunuz adeta Samsun'u. Korkma Samsun'um. İnsanlar kader yazamaz. Atilla abi geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim. Sağ olun. Ahmet Durmaz. Merhaba, ben İstanbul Esenyurt Kabaklar Dernek Başkanıyım. Biz İstanbul'daki Samsunlu olarak bu davada bir şeyler yapıyoruz. Maalesef Samsun'un hiçbir basınında yer vermiyorlar. Gerçi bir beklentimiz de yok ama az da olsa bahsedilse çok iyi olur. Bizler gurbetteki Samsunlu olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Yeter ki sizler isteyin, bizleri yönlendirin. Bu davada sonuna kadar varız. Çok teşekkür ediyoruz, sağ ol. Allah razı olsun Ahmet Durmaz kardeşim. İşte sesini biz burada duyurduk. Siz bizden bir şeyler istiyorsanız biz hazırız. Çünkü Samsun'dayız. Sizler orada gurbettesiniz. Bize bir görev düşüyorsa biz de seve seve hazırız. Murat Kaya, Atilla abi hakemde sıkıntı yok. İlk maçta Barış Şimşek yönetmişti. Seninle devre arasında Osman Stadı'nda muhabbet etmiştik. Perşembe günü Ender Hoca'dan ve takımımızdan güzel performans bekliyoruz. Ankara'dan selamlar. Mustafa Maral, abi bu haftada maçta da biraz daha güzel futbol oynayabilirdik. Ender hocamıza tekrar anons görevini... Hocam bu sana döndü ya. Gelen mesajlar Ender anons. Yani vallahi biz burada biz söylediğimiz zaman boşuna bir şeyler söylemiyoruz. Söylemiyoruz ama hani ayrıntılar adalet önemliymiş. Er geç yerini bulur diyoruz ya. Onu gördük yani, ayrıntılar evet. Önemliymiş. Hani hiçbir... İnsanlar için önemliymiş. Evet, aynen öyle. Biz ya basit bir anons olayı gibi aslında değerlendirilebilecek bir şey ama ben ne yalan söyleyeyim yani iki gündür inanılmaz şeyler yaşıyorum. Teşekkür ediyorum, herkese teşekkür ediyorum. Söyleyecek bir şey hocam, yok ya. Hocam bak şimdi, bana deseler ki git anons yap. Ha, nasıl yaparım? Bak yaparım, nasıl yaparım? Kimse yok. Ortam gerilmiş. Temsilci anonsuz istiyor. Samsunspor gider yaparım. Elimden geldiği kadar. Sesim o kadar iyi değildir. Ama yaparım. İşi daha evvel yapıyordum çünkü. Biliyordum ben bu işi. Şimdi ben bunu sen varken ben yapamam hocam. Yapamam. Çünkü bu işi yapabilen bir üstad var önümde. Saygı duyarım. Değil mi Kadir? Bak Kadir bile diyor. Evet. Peki hocam, ben teşekkür ediyorum. Çok mesaj var. Yani gerçekten... inanılmaz mesajlar var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani İsmail var. Samet Özdemir var. Kardeşim, seninle Atilla Cebeci'nin bir problem olduğunu düşünmüyorum. Mesajı tam okumamış olabilir. O yaşlı ya, akşam gece uyku saati geldiğinde bazen yuvarlıyor şeyleri. Ama hocam bak... Samsun sevdalısı Cabbar, Mertan Murat Alıcı, Erhan Kurt, Aydın Kurt, İstanbul'a buradan özellikle selamlarımı göndereyim. Umut Özen, Emrah Deniz, Davut Yalın, Mehmet Arslan, Sefa Aslankaya, Tuncay, Semizoğlu. O kadar çok isimden mesajlar alıyoruz ki... Mustafa İnan benim... Mustafa Bahar Kardelen, Bahar'cığım seni selamlıyorum, öpüyorum. 5 yaşında her hafta bizi izliyor. Babası Mustafa yazıyor bize. Mustafa Nurşen İnan, Kavak'tan saygılar. Sevgili Olcay kardeşime de buradan selamlarımı iletiyorum. Sizleri unutmadık arkadaşlar. Dursun Dalı hiç unutmadık. Ona İsa da selamlar Karaca olsun. Bey, özellikle şu anda elime gelen bir mesaj. Spor 55 face sayfa gönderi erişimi 41.524'e çıkmış. Teşekkür ediyorum İsa. Bu katkı senindir. Sana yakışır. Herhalde bu Almanya'dan telefon numarası, çünkü 491'li başlıyor. Abim, Allah anacına acil şifalar versin. Büyük bir ihtimal Naci Korkmaz'dır. Çok sağ ol. Allah razı olsun Naci'cim. Teşekkür ediyorum. Başka var mı? Mustafa kameramanım. Evet, Kavak'tan söyledim şimdi Mustafa'cığım seni. Gelen mesajlar varsa, iyi yayınlar Ender Hoca'ya selamlar. Yunus Emre. Bu benim Yunus Emre ya. Benim tanıdığım Yunus Emre bu. Başka var mı? Bakıyorum arkadaşlar. Çünkü süremiz de bitti. Süremizi aştık. Yönetmenimiz öyle sürekli miydi? Uyarıyor. Son olarak hatırlatmalarımızı yapalım. Perşembe saat 5. Herkes maçta.
Manisa maçıyla başlayan bu güzel süreci devam ettirelim. Sonuna kadar devam ettirelim. Ondan sonraki maç Pazartesi Adana Demir. Önemli bir iki haftaya daha giriyoruz. Hocam, ama Allah, önce Osmanlı'yı. Allah nasip ederse Pazartesi gidiyoruz. Full destek, hep destek. Özellikle söyleyelim. Yani herkes stadyumda yerini alsın. Perşembe 5. Patronlara sesleniyoruz. Yanınızda çalışanlara izin verin. Kamu kurum kuruluşlarının yetkililerine sesleniyoruz. Lütfen Perşembe gün biraz insanlara toleranslı davranın. Çünkü bu şehrin en önemli markası Samsun Spor. Samsun Spor bu şehir için çok şey ifade ediyor. Bunu çok daha fazla görüyoruz. Her geçen gün biraz daha fazla hedefe gittikçe daha fazla hissediyoruz. İnsanların galip gelinen maçtan sonra yüzü gülüyor. Moralleri düzgün oluyor. O yüzden özellikle ve özellikle Osmanlı maçı bizim için son derece önemli. Takımımız 11 kişi sahada ama 12. adam tribünde onlara mutlaka destek vermeli. O yüzden herkese büyük görev düşüyor. Herkese özellikle bu anons mevzuundan dolayı şahsıma göstermiş oldukları ilgiden, alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunu ifade edecek kelime bulamıyorum. Ben böyle bir şey görmedim, yaşamadım. O yüzden tuhaf bir şey, enteresan bir şey. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Bir kez daha muhterem validenize geçmiş olsun dileklerimizi bu vesileyle de iletmiş olalım. Buradan çıkışta da hastanede kendilerini ziyarete gideceğiz. Çok teşekkür ederim. Enderim. Sevgili izleyiciler, vazife kutsaldır. Gerçekten içim acıyor. Programa gelin mi gelmeyeyim mi diye çok ikilemde bulundum ama bir tarafta annem, bir tarafta Samsun Spor. Anlayın, başka bir şey söylemek istemiyorum. Ne anadan vazgeçilir ne Samsun Spor'dan diyorum. Bana sağlıkla ilgili dileklerini gönderen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yayında emeği geçen Cem, Volkan, Mustafa ve Kadir, sizlere teşekkür ediyoruz. Perşembe günü Allah nasip ederse, inşallah bir sıkıntı olmazsa, Perşembe günü Samsun Spor Osmanlı maçındayız. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Samsun'da doğdum, Samsun Spor'la yaşıyorum, Samsun Spor'la öleceğim. İyi geceler.